Merhaba arkadaşlar, harika bir video ile yine karşınızdayım. Bugünkü konuğum Philips'in 43 inç Full HD TV'si. TV'de öyle aham şam özellikler yok arkadaşlar. TV kesinlikle smart bir TV değil. Ve kendim niçin smart bir TV almadığımı da burada açıklamak istiyorum. Ondan önce gayet şık ve güzel bir kumandası var, ondan bahsedeyim. Ben bu TV'yi MediaMarkt'tan 2100 liraydı sanırım. 2100 lira civarında aldım arkadaşlar. Şu aralar hangi fiyatlarda bilmiyorum. Ürünün linkini yine açıklama kısmına ekleyeceğim, oradan bakabilirsiniz. Ürünle ilgili tecrübelerimi sizinle paylaşayım. Şu aralar TV'ler çok pahalı. O yüzden ben de fazla para vermek istemedim. Açıkçası özellik satın almak istemedim. Çünkü TV Box olayları var biliyorsunuz. İlerleyen zamanlarda ihtiyacım olduğu zaman TV Box'ı bağlar, istediğim gibi harıl harıl birçok özelliğini çok rahat bir şekilde kullanırım diye düşündüm. O yüzden gidip de smart bir TV almadım. İlerleyen zamanlarda büyük ihtimal TV Box alırım. Onunla birlikte kullanırım. Çünkü kendinden özellikli olan TV'ler genelde biraz smart özellikleri gecikmeli bir şekilde çalışıyor. Ama TV Box üzerinden daha rahat, daha işlevsel, daha güzel bir şekilde kullanabilme imkanına sahip oluyoruz. O yüzden TV Box alacağım. O yüzden smart bir TV almadım. Bu TV'miz LED bir TV. Gerçekten güzel bir TV. Renk kalitesi diğer TV'lere oranla gayet iyi. Şimdi uyduyu bağlayayım, bir de siz görün. Evet arkadaşlar, şu an TV'mi açtım. Şu an TV'mi görüyorsunuz, renkleri gerçekten çok dolgun ve güzel bir şekilde gösteriyor. Oldukça da iyi. Şu an TRT Çocuk açık ve diğer tüm kanalları gayet iyi bir şekilde çekiyor. Kanal geçişlerinde belki birazcık gecikme olur. 1-2 saniyelik bir gecikme var ama bu çok göze batan bir şey değil bana kalırsa. Her halükarda arka plandaki HD görüntüyü aktarabilmek için bilgisayarda bile bir videoya tıkladığınızda birkaç saniye bekliyorsunuz. O yüzden bana kalırsa bu normal bir şey. Bunu kesinlikle sıkıntı siz de yapmayın. TV'yi ben oldukça beğendim. Kumandası dediğim gibi çok şık, gerçekten güzel ve hafif. Çok rahat bir şekilde kullanıyorsunuz. TV'nin bana kalırsa tek olumsuz yönü, ayakları daha güzel, daha farklı. Ortadan ayaklı olmasını isterdim. Çünkü bu şekilde daha düz ve geniş bir yere konumlandırmak zorunda kalıyorsunuz. Ama ortadan ayaklı olmuş olsaydı istediğiniz küçük bir alana da gayet güzel bir şekilde konumlandırabilirdiniz. TV'nin ses performansı gayet iyi. 2+1 ses sistemi varmış gibi çalışıyor. Ses konusunda ben herhangi bir şekilde sıkıntı yaşamadım. TV'mizde 2 tane HDMI, 1 tane USB çıkışı var arkadaşlar. Girişi var daha doğrusu. Bu girişler sayesinde isterseniz USB'ye attığınız tüm film formatlarını da destekliyor. Gayet güzel bir şekilde filmlerinizi izleyebiliyorsunuz. Herhangi bir şekilde sıkıntı yaratmıyor. Bu konuda gayet başarılı. Ve televizyonun arayüzü oldukça kolay arkadaşlar. Birçok işlevinizi çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Hemen sağ taraftan zaten menüler çıkıyor. Kumanda üzerinden çok rahat bir şekilde kendinizi yönlendirebiliyorsunuz. Buradan USB, kablo TV veya farklı hangi yerleri istiyorsanız o yerlerde kullanabiliyorsunuz. Eğer uydunuz çok iyi bir yere konumlandıysa, daha önceki TV'niz yerine yeni bir TV aldıysanız televizyonu kurmanız çok daha basit. Ayarlar kısmından çok rahat bir şekilde TV kurulumunu yapabiliyorsunuz. Tüm kanalları otomatik kendisi de güncelliyor. Gayet iyi bir şekilde çalışıyor. Size tavsiyem, uydudan TV'ye gelen kabloyu, kaliteli bir kablo alın. Daha kaliteli, güzel bir görüntü aktarım için. TV hakkında düşüncelerim bu şekilde arkadaşlar. Herhangi bir olumsuz noktasını ben görmedim. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Malzeme kalitesi de oldukça iyi. Eğer almak istiyorsanız 43 inçten daha aşağısını almayın. Çünkü bana kalırsa salon büyüklüğüne göre değişiyor tabii ki. Ama benim salonuma 43 inç çok küçük de değil, çok büyük de değil. Tam sığdı diyebilirim. TV ünitemle birlikte tam sığdı. Ben gayet beğendim. Güzel bir şekilde salonumda duruyor. Gayet severek kullanıyorum. Herhangi bir sıkıntım yok. Çok büyüğüne veya çok özellikli olan TV'lere bana kalırsa fazla para vermeye hiç gerek yok. TV Box alıp rahat bir şekilde istediğiniz özellikleri kullanabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.